üç şeyde branşta cahit ediyorum. Osmanlı saray mutfağı, yöresel mutfaklar ve etnik mutfaklar olmak üzere. Yıllardır da bu işle uğraşıyorum. Aynı zamanda Türkiye Aşçılar Federasyonu TAPET'in yönetim kurulu üyesi ve danışmanıyım. En çok Bahadır Bey'in dediği gibi en çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi yerli ürün, yerli malzeme kullanmak. Onun için sloganımız, federasyon olarak sloganımız 869 yerli ise yeriz diyoruz. Bakın şurada bir barkod var. Bu barkodların Türkiye'de üretilen her şeyin başı 869 veya 868 ile başlar. Sadece 869 ile başlıyordu daha önce ama yeterli olmadığı için 868'e de geçtiler. Bu numaralarla başlayan bütün ürünler Türkiye'de Türk malı olarak üretilmektedir. Coca-Cola'nın önünde de bu vardır ama Türkiye'de üretildiği için o 869'u almaya hak kazanmıştır. Dediğim gibi yerli üretime önem veriyoruz. Çanakkale'de olduğu için Çanakkale'den ürünlerini öne çıkarılmasını istiyoruz. Onun için buradayız. Ve tabii kadının da çok önemi var. Kadınlarımızın, kooperatiflerimizin, üretici kadın arkadaşlarımızın da yaptıkları işlerin her zaman yanındayız. İlk defa oluyor. Çok iyi olacağına inanıyorum. Çünkü hazırlıkları görüyorum. Hakikaten keyifli işler ortaya çıkmış. İnşallah bu şekilde böyle devam etsin. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sağ olun. Hoş geldiniz hepiniz. Şimdi ben kendim fazla övmesini sevmiyorum. Fakat aşçı ailede, üç nesil aşçı aileden geliyorum. Mutfakta büyüdüm. İtalya'da makine fişek mühendisliği okudum. Mezun oldum. Geldim. İtalyan restoranımızı devam ettirdim. Ondan sonra da sanayide danışman olarak çalıştım. Bu arada İstanbul'da kemik okulunu kurdum. Bir sürü maceralarım oldu. Gıda danışmanlığı, sanayi tipi gıda danışmanlığı yaptım. Ve bu arada biz de Bahadır'la genç yaşlarda tanıştık. 72 yılından beri bir tanışıklığımız var. Burada bir birlik yaptık. Evvelki senelerde bir küçük varımız oldu. Orada yağmur yağdı akşamda. Sabahta su içinde fuarımızı tamamladık. Bütün gayemiz Çanakkale'ye faydalı olmak. Çanakkale'nin özgün yemeklerini zaten kendim benim arşivsel çalışmalarım var devamlı. Türk mutfağının il il 20 bin tane reçetesi var. Yetmiyormuş gibi genel olarak da topladım. Farklı bölgelerden veya ilişkilerden. Osmanlı mutfağında 1500-1200 tane yemek tarifi var. Bunları da dokunuyorum. Kitaplarım var aşağı dediğim bilgisayara ve bunları bir program içinde tarama şansım var ve mutfağımızı faydalı görebiliyorum. Eskiden yeniye doğru gidişimi. Kitapları ayrı ayrı sınıflıyorum. Dolayısıyla mutfağımızın büyüklüğünü anlamak için onu biraz bilmek gerekiyor. Bilirken de yetmiyor. Yemek bir parçası olduğu için yemek genel kültürümüzün bir parçası ve %70'ini yemek teşkil ediyor. Geri kalana işte din, dil, ırk, bir sürü kişinin ağır tatları derken yemek duygusal hazları tetikleyen bir olay. Dolayısıyla hepimizin hazı başka. Onun için bizde usta olarak da %100'ünü tatmin etme şansımız olmadığından mümkün olduğu kadar %90'a yaklaşmaya çalışıyoruz ama bu yöresel etkinlik çok önemli. Dolayısıyla siz Çanakkale'ye geldiğiniz vakit Çanakkale'nin ürününü yerseniz sağlıklı ve lezzetli ama İstanbul'da Çanakkale mutfağı yerseniz üzgünüm. Bir alternatif bir tat benzetmesi var ama asla bu tadı yakalayamayız. Bana hanım gelirken Çanakkale'den domates getirdi. Ben de dedim ki niye bir şey yapıyorum? Burada kesiliyor sabahleyin bu İstanbul'da. Ötesinde ben alıyorum. Dedim ben burada bu işlemi geçirmiş, ben alıp getirirsem bir gün daha yaşlı olacak dedim. Gerek yok. Onun için ben yemek duygu olarak din, ırk falan hiçbir şey kabul etmez. Yani rahatça her yerde kullanabilirsiniz ama üzgün olarak üzerine basmak gerekli. Ne olursa duyguları tetiklemek gerekli. Bunun için de beyni tetiklemeniz lazım. Onun için de güzel yazıyoruz. Sağ olsun internet, bütün Instagram falan herkesin yazdığı şu. Aman nefis çok güzel. Ya şimdi şey nasıl güzel olur? Resim güzel mi?
Bazen de alınıp gidiyoruz yemeklerine, alakası yok. Ama unutmayın, annemizin veyahut da basit mutfağımızın geleneksel yemeklerini yediğiniz vakit o haz başlıyor. Geliyorum ya. Onu da unutmayın. Eğer yeni bir yemek yemek istiyorsanız, hani yeni açılan çok modern ya, içine bilmem ne koyuyor, yok olmayan balsamik şeker koyuyor, yok olmadı baharatı koyuyor. Ya kusura bakmayın ama onlar önceden hepsi denendi. Onların yaptıkları ve yapacakları denendi. Fakat toplum beğendi. Yalnız bugün kalan bize, bugünkü kuru fasulye, bugünkü banya, bugünkü atıyorum et yemeye, tas kebabı. Eskileri yiyemiyoruz. Mesela Osmanlı mutfağı. Osmanlı mutfağı bir mutfak yok, bitti. Şimdi Türk mutfağı var. Ondan çok daha düşkün. Bunu kabullenelim. Dolayısıyla mutfağımız özgündür. Kendi mutfağımıza sahip çıkmamız önemli. Mesela sizin boklu sardalya var. Anadolu bunu bilmez. Halkın içinden gelen bir laf bu. Hakikaten değil mi? Değil mi? Yani çağrışım olarak. Dolayısıyla yemek kitlesel dokunuşu çok güzel anlatıyor. Onun için ben de sizlere abartmadan gelenekte kalmayı tavsiye ederek, bir de yerel tüketim çok önemli. Ama unutmayın, yemek bir dost da güzel ve afiyetli. Harika bir şehirde olduğum için çok mutluyum. Ben bugün burada özellikle bu örnekliyim. Çünkü şef kimliğimde bulunmuyorum bugün burada. Ama normalde şefim Stockholm'da yaşıyorum. Milano'da aşçılık okudum. Bugün burada tamamen 1492 yılında İspanya'da Osmanlı topraklarına göç etmiş Yahudilerin, Sefarat Yahudilerin torunlarından biri olarak buradayım. Ve o kültüre sahip çıkmak aslında bizi tanıdığını zanneden ama tanımayan komşularımıza hem bizi hem kendimizi hem yemeklerimizi anlatabilmek için burada bulunuyorum. Çanakkale'de özellikle Yahudi kültürü için çok kıymetli bir bölge. Kayın biraz sonra bilgi verecektir. Ben bu akşam burada umarım misafirlerimizi anneannemin sofrasında ağırlıyor gibi ağırlıyor olacağım. Tekrar çok sevindim. Herhangi bir sorunuz varsa bu mutfakla, bu kültürle ilgili seve seve yanıtlamak isterim. İstanbul doğumluyum. Yemeği dediği gibi 1492 sefarat torunlarındanız. Toplumlar kültürlerini yaşattıkları sürece var burada. Kültür bir toplumun en büyük zenginliği, en büyük değeridir. Biz de kültürümüzü yaşadığımız topraklarda komşularımıza tanıtabilmek, kendimizi burada varlığımızla kabul ettirebilmek için İvet'le beraber böyle bir yola çıktık. Sefarat kültürü gerçekten bence Türkiye'nin en eski kültürü. Tarih 1492 diyebilir sefaratların gelişini. Oysa Manisa'daki Sardes'teki sinagog 2643 yıl önce bu topraklarda olduğumuzu, belki de bu toprakların gerçek sahiplerinden biri olduğumuzu gösterir tarih olarak. Bu akşam umuyorum ki şehit kanlarıyla bezenmiş bu güzel şehirde öncelikle sevgili Bahadır ve İdil bizlere böyle bir toplantıya katılmayı onur verdiler. Gerçekten bizi çok onurlandırdılar. Öncelikle onlara teşekkür ediyoruz. İnşallah mahcup olmayı size bu güzel bir kültürü tanıtırız. Çanakkale'de bir gastronomi festivalinde sizlerle olmak büyük bir mutluluk. Evet, Çanakkale turizm açısından çok iyi bilinen, bütün dünyadan, ta Avustralyalardan, Yeni Zelandalardan misafirlerini ağırlarken mutfağıyla da kendini belli etmek adına bugün bu festivali düzenlemekte. Böyle sürprizler de olabilmekte. Evet, gerçekten bu topraklar çok özel, çok kadim topraklar. Topraklarda yetişen her lezzet bambaşka bir boyuta geçiyor. Damaklarınızda çok güzel lezzetler bırakıp o lezzeti tekrar tatmak için o şehre, o kasabaya tekrar gidiyorsunuz. Evet, Çanakkale'ye hayırlı olsun diyorum bu gastronomi festivali. Öncelikle bu güzel ekibin içinde bana da yer verdikleri için hepsine çok teşekkür ediyorum. Bir ufak nottan lütfen hayalleriniz olsun. Ben bir iktisat mezunu, 2001 yılında krizden sonra bir girişimci olarak adım attığım şeflik hayatımda sadece şef olmanın yanında bu güzel dostlar edinmenin
mutluluğunu da yaşıyorum. Yani sadece şef olmak değil, sadece bir işi yapmak değil. Yani şey insan dediğimiz insanlarla hobileriniz olsun, birçok konularda tanıtımlarınızı yapın, ilgi alanlarınızı yapın ama bir konuda da çok iyi olun. Ben de kendi adıma insan ilişkilerinde en iyi olduğum alan diyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Güzel bir hafta, güzel bir festival. Hatice Hanım'a teşekkür ederim. Beraber geldik. Ben sizlere şunu söylemek istiyorum. Güzel yemek hangisidir diye sorduğum zaman herkes bir sürü şey sayıyor. Ama öyle bir şey yok. Her yemek güzeldir, düzgün yapılır. Onun için lütfen güzel yemek abartılarını bazen çok sayıyorum. Gerek yok. Her yemek güzeldir, inanın. Yemeğin yediğiniz vakit sizin beyninizde kayıtlı olan şeyle karşılaşıp veriler birbirine yaklaştığında dünyada ondan güzel yemek yok. Yani o gününüz bambaşka oluyor. Mesela babaannenizin yediğiniz o mantı yaptı veya çörek yapmıştır, onu unutamazsınız ya, o bir daha yaşayamazsınız, o bir keredir. Onun için bu anların kıymetini bilerek tadını çıkarın. Evet, güzel yemekleri güzel sofralarda güzel dostlarla paylaşmanın mutluluğuyla diyoruz. Afiyet olsun. Kalede bir ilk olarak yaptığımız bu etkinlik İki gün boyunca bir sonunda konservatuvar talebelerimizin, mezunlarımızın bir konseriyle son bulacak. Programın hepsini bulabilirsiniz zaten. Ben burada çok uzun böyle açılış konuşmasıyla kafanızı ağrıtmak istemiyorum. Ancak şunu belirtmek istiyorum. Bu yapılan çalışma, gastronominin öne çıkarılması, hem turizm açısından hem köylümüz hem yerel üreticimiz ve esnafımız açısından çok önemli. Çünkü bizim aklımızda olan yerleşmiş proje Çanakkale'ye Pergeli Batır'ın 150 kilometrelik bir daire çizin. Alışveriş bunun içinde olsun. Köylümüz kazansın ve aynı zamanda da karbon ayak izimize katkımız olmasın diye düşündük. Ve bunun yanında turistik açıdan da gastronominin tanıtılması turizm sezonumuzun uzun olmasını sağlıyor. Şöyle ki gastronomi turizmi bahar aylarında yapıldığı için normal turist mevsimine 6 ay daha ekliyor. Dolayısıyla büyük bir kazancı oluyor. Yerel üreticilerimiz kazanıyor. Bütün emeğimiz zaten onların cebine bilgilerimizi aktarıp ceplerine 3 kuruş daha fazla para koyup huzurlarını sağlayabilmek. Ben fazla uzatmayacağım. Burada zaten sayın vekilim sizlere bahsedecek. Bu etkinliği gerçekleştirebilmek için sonsuz emek harcayan HERA ve kendi dernek üyelerime, ondan sonra ana sponsorumuz sevgili Halil Bey ve Colin Otel'e, ikinci olarak Kepez Belediye'miz başta Birol Başkanımız olmak üzere ve de çocuk etkinliğimizi üstlenen TED Ankara Koleji, hoş gelmiş bu arada Çanakkale'ye, çok teşekkür ediyorum. Ben efendim devam etmek üzere sizlere teşekkür ederken Abbas Bozkurt Başkan Vekilimi çağırıyorum Kepez Belediyesi'nden. Hepinize hürmetler ve sevgiler sunuyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Saygıdeğer katılımcılar, Çanakkale'de düzenlenen bu özel gastronomi etkinliğinde sizleri ev sahibi olarak Kepez'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Özellikle sizleri bugün aramızda katıldığı bir çalıştay nedeniyle bulunamayan Belediye Başkanım Birol Arslan selamlarını ileterek başlamak istiyorum. Bugünün mükemmel lezzetlerinin, benzersiz tatların ve zengin kültürel mirasın buluştuğu bir platformda bir araya gelmiş bulunuyoruz. Çanakkale tarih boyunca birçok medeniyetin etkisi altında kalmış ve
Bu da yöresel mutfak çeşitliliği zenginliği açısından büyük bir zenginlik yaratmıştır. Bu etkinlik Çanakkale'nin gastronomik mirasını keşfetmek ve bu özel lezzetleri deneyimlemek için bir fırsat sunuyor. Burada bulunan restoranlar, aşçılar ve yerel üreticiler size en iyi ürünlerini sunmak için bir araya gelmiş durumda. Etkinlik boyunca çeşitli atölyeler, tadım etkinlikleri ve mutfak gösterileri düzenlenecek. Bu sayede Çanakkale mutfağının inceliklerini, geleneksel yöntemlerini ve yerel malzemelerini daha yakından tanıma fırsatı bulacağız. Ancak bu etkinlik sadece lezzetleri keşfetmekle kalmayacak. Aynı zamanda sosyal bir deneyim de sunacak. Burada yeni insanlarla tanışacak, fikir alışverişinde bulunacak ve kültürel bir etkinliği yaşayacağız. Gastronomi insanları birleştiren bir köprüdür ve bu etkinlikte farklı kültürlerin bir araya geldiği bir ortam yaratmak istiyoruz. Ayrıca bu etkinliğin sürdürülebilirlik ve yerel ekonomiye katkı konularında da önemli bir rol oynadığını belirtmek istiyorum. Yerel üreticilere destek olmak, gelenek yöntemleri korumak ve çevreye duyarlı bir yaklaşım benimsemek etkinliğin temel araçları arasındadır. Son olarak bu etkinliğin düzenlenmesine katkıda bulunan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin desteği ve katılımı olmadan bu etkinlik gerçekleştirilemezdi. Aynı zamanda Çanakkale'mizin eşsiz kültürel mirasını, muhteşem lezzetlerini ve misafirperverliğini paylaşma fırsatını bize sunan herkese minnettarız. Çanakkale'de bu festivalin hazırlanmasında destek olan Çanakkale TED Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Akarsu, Colin Otel Genel Müdürü Halil Ertan, Gastrokale Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Yasa, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hep birlikte unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşamak için buradayız. Keyifli bir etkinlik diliyor. Hepinize hoş geldiniz diyoruz. Bir ufak not iletmek istiyorum sizlere. Minik Melisa'mızı da aramıza aldık. Kendisinin sizin 2-3 kuruşluk desteğinize ihtiyacı olabilir. SMA hastası. Babası da burada. Teşekkür ediyor hepinize. Değerli konuklar ve katılımcılar. Gastrofest'in ilk yılında TED Çanakkale Koleji ailesi olarak bu organizasyonun çocuk alanı sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çanakkale'de yöresel ürünlerin ve yerel markaların tanıtılmasının şehrimiz için kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bir eğitim gönüllüsü olarak da yerel kültürün önemini vurgulayan her türlü etkinliğin destekçisi olduğumu belirtmek istiyorum. Bu organizasyonda Bahadır Bey'e, İdil Hanım'a, Arzu Hanım'a, Kepez Belediyesi ve çalışanlarına, Colin Otel'e çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz, iyi eğlenceler diliyorum. Çok teşekkürler.